Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aylardır Türkiye'nin dört bir yanında çiftçilerimizle görüşüyoruz. Sıkıntılarını, dertlerini dinliyoruz. Her fırsatta onların sesine ses olmaya çalışıyoruz. Bugün de yine çiftçiler adına buradayız. Sayın Bakan, çiftçiler size bu yana dair bir karne iletmemizi söylediler. Önce sorumlu olduğunuz başlıklara bakalım. Sayın Bakan, 2021'in ilk 8 ayında üretimi bırakan çiftçi sayısı 128.620. 2021'de çiftçiye kanunen verilmesi gereken destek miktarı 66.5 milyar. 2021'de hakkı olmasına karşın çiftçiye verilmeyen destek miktarı 43.5 milyar. 2021'de ihracat gideri 37.6 milyar. İthalata ödenen para ise 66.2 milyar. Yani 28.6 milyar eksideyiz. 2021'de çiftçinin toplam borç miktarı 200 milyarı geçti Sayın Bakan. 2021'de ilk 8 ayda gelen ormanlık alan 178 bin hektar. 2018 yılında üretimden çıkan tarım alanı 3.443.000 hektar. Sayın Bakan, çiftçilerimizin görüşü şöyle. Dertlerimizi görmezden geliyor. Umursamaz tavırlar gösteriyor. Bakanlık yapmaya uygun değil. Kendisini istifa edemediğine göre görevden afının kabul edilmesi gerekiyor. Bir de yüz üzerinden size not vermişler Sayın Bakan. Tarımdaki sorunları görememek %100, %100. Çiftçi maliyetlerini düşünememek %100. Maliyetteki artışa önlem bulamamak yine %100. Besiciye tam destek olamamak yine %100. Tarımsal desteklemede kanuna uymamak yine %100. 150 bin kişilik teşkilata sahip çıkamamak yine %100. Ayrıca size olumlu bir not veren bir kesim var. Türk çiftçisi değil, elin yavrunun çiftçisi kendisini düşündüğü için size %100 veriyor Sayın Bakan. Sayın Bakanım, başka bir konuya temas etmek istiyorum. Komisyondaki bütçe görüşmesinde bakanlığınız bürokratları tarafından sığır ithalatında 120 bin dolarlık rüşvet alındığı iddialarına dair 150 bin kişilik teşkilatın başındayım. Herkese sahip çıkamam ama bir şey bulduğum zaman gereğini yaparım demiştiniz. Şimdi size bir dosya soracağım. Bir süre önce Ankara dışından... Bitsin. Bitsin bakalım. Bir dakika. Ben size dosyayı vereyim. Vereceğim ben size dosyayı. Devam edin. Bir süre önce bakın Ankara dışından bir vatandaş geldi. Arkadaşlar bir dakika lütfen. Arkadaşlar siz cevap vermeyin. Ben cevap vereceğim ona. Niye bugüne kadar gitmedi? Kendisi 40 yaşlarda bir ilkokul mezunu, 3 çocuk mezunu babası. Bir bürokratınız onun adamları tarafından dolandırıldığını söyledi. Hikaye şu, bu vatandaş Ekim 2017'de bir sendika aracılığıyla iş başvurusunda bulunuyor. Haziran 2018'de işe başlatılması yazısı çıkıyor. Altında bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı ve personel şube müdürü imzaları var. Temmuz 2018'de işe başlatılması talimatı olmasına karşın onun yerine başka birisi alınır. Sonrası film gibi. Vatandaşa bir haber gelir. Sizin bürokrat 100.000 TL'ye işaret edermiş. Garantili iş ayarı gerçek olsun diye vatandaş borç aç parayı topluyor. Bir arkadaşı bürokratınızın gönderdiği bir adama elden 100.000 TL'yi teslim ediyor. Ama verilen vaat yine gerçek olmuyor. Sonra vatandaş Orman Genel Müdürlüğü'ne olayla ilgili şikayette bulunuyor. Üstün körü tatbikat yapılır. Sonuç çıkmaz. Vatandaş muhakkak içinde şikayette bulunur. Ve bu kez süreci teftik şuuru ele alır. Vatandaş mağdur edilmiştir. Düzeltilmesine diye karar çıkar. Ancak hiçbir şey düzeltilmez. Konu şimdi Cumhuriyet Başsavcılığı'nda. Daha önce soruşturmada verilen takipsizlik kararının bozulması üzerine vatandaş 18 Ekim 2020'de 21'de tekrar ifade verdi. Elbette süreci takip edeceğiz. Sayın Bakan, size bu dosyayı biraz sonra soracağım. İçinde de vatandaşa verilen antetli kağıtlar, resmi yazışma görünümlü sahte evraklar. Savcılar şikayet etmesin diye bürokratların tarafından vatandaşa gönderilen 15 bin lira.
Buyurun. Falan var. Yani hiçbir şey bulamasanız bile mutlaka bir şeyden bulacağınıza inanıyorum. Bu arada konuyla ilgili tarafınıza 3 Kasım'da bir önerge sunmuştuk. Orman Genel Müdürlüğü bize resmi bir yanıt vereceğine çıkan haberlere dair basına yanıt göndermiş. Demiş ki bu kişi yalan söylüyor. Vatandaş mı yalan söylüyor bilemeyiz ama aile bütünlüğü bozulan kişi çocukları bile kendisine dalga geçiyorsa bu işin peşini bırakmayacaktır. Keşke bürokratlarınıza sahip çıksaydınız Sayın Bakan. Bizim arzumuz mağdur vatandaş sayısının değil, ahlaklı bürokrat sayısının çok olmasıdır. Çabamız bu yönde olacaktır. Sayın Bakan, Türkiye'de gübre fiyatlarında son bir yılda gelen %200 ile %400 arasında gelen zamdan sonra bugün buğday ekicisi bu gübre atamaması duruma gelmiştir. Yani geçen yıl kullandığı gübrenin %50'sini kullanmaktadır. Bu da 2022 yılında tahmini rekoltenin çok düşük. Evet. Bitti. Söz verdim size. Bir dakika. Evet.